Ya bana şunu söyler misin? Şimdi o sırada adamın üzerinde bak bakayım silah var mı ben görmüyorum. Arka tarafta abla cebinde pantolonun şurası ya şurası ya. Vallahi şurasında ya. Bu fotoğraf zorla çekilmiş bir fotoğraf. Arkadaşlar bu fotoğrafı bir de ekrana da verir misiniz biz konuşurken? Sadece led değil. Lütfen ekrana da zahmet olacak. Bir verir misiniz lütfen fotoğrafı? Bir ekrana full görün. Bizi stüdyoyu görmeyin. Fotoğrafı bir görür müsünüz lütfen? Ekrana. Ha, anlaşıldı. Ah şükürler olsun anlaşabiliyoruz. Bak şimdi bak bir şey söyleyeyim. Şimdi özür dilerim ama sende de çanta var. Ahmet'te de çanta var. Şimdi senin babandan daha da büyük bildiğim kadarıyla. Ramazan kaç yaşındasın? Bilmiyorum valla. Kaç yaşındasın sen? Ben 77'liyim. Tamam yani senden büyük. 55 yaşında çünkü. Şimdi bakar mısın bu adama? Bu fotoğrafın bu neresi Ramazan çocukların okulun olduğu yer mi? Okul yolu diyor. Ben tam çıkaramadım buradan tamam, bak. Full görün. Ekranda full görün. Fotoğrafı ekranda full görün. Bu fotoğraf zorla mı çekildi kızım? Abla bak yemin ederim bak şu. Göstereceğim artık yeter vallahi. Göster. Şu resim var ya şu resim arkasında silah var silah. Yemin ederim silah var silah. Ya bu silah ya bu adamın polis kimliği var. Bu adamın her kimliği var ya. Ben söyler miyim ya? Seni korkuttu yani. Korkuttu abla vallahi ya. Peki diğer fotoğrafı verin. Diğer fotoğrafı verin arkadaşlar. Diğer fotoğrafı verin. Peki. Şimdi bu burada neredesin kızım? Bak. Gel yanıma gel yanıma gel. Ekrana bir full verin fotoğrafı. Bir fotoğrafı ekrana full verir misiniz? Hadi full verin arkadaşlar bu fotoğrafı ekrana. Bir full verin bir izleyicilerim görsün istiyorum. Bu fotoğraf zorla çekildi mi kızım? Heh. Anlatayım bak. Burada abla, neredesin? Burada ne? Evdeyiz. Evdeyiz. O gün evdeyiz. Hatice. Bu fotoğraf çekildiğinde siz neredesiniz? Evdeydik. Telefon açtı. Annem o gün cenazeye gitti. Evim öldü. Yani ya onu boş ver bana. Ya. Cenazeye gitti. Telefon evde. Bir şey olursa arayın. Bu telefonu 15 kere arıyor. 15 kere. Kapatıyorum arıyor. Sonra açtım. Ne istiyorsun sen bana dedim. Ne istiyorsun? İtar dedim. Aşağı gelin dedi. Gelmezseniz de ben geleceğim yukarı dedi. Biz de aşağı indim. Bağırma ne olur bu niye bağırıyorsun bilmiyorum, ya? Bilmiyorum bu resim evin önünde değil abla bak. Ya ah, evin önünde değil işte. Bu konuşma Ümmü. Bu evin önü o karo siyah. O karo evin önünde değil. Ya ne karo siyah siyah değil ne? İdem abla ben hiç bak ben sabah bunları tebrik kaldırıyorum. Ederim, bak, tebrik ederim. Ben adı da kaldırıyorum. İşe, bunları okula gönderiyorum. Haçtan anne çay koyayım yok. Ben işe gidiyorum. Bunlar okula salıyorum. Ben eve geliyorum. Ben o evden geliyorum daha evde yoklar. Bu evin önü değil abla. Tebrik ederim. Heh, ben yalan söylediğim yok. Bu evin ya önü abla, değil. Ya abla evin önü değil. Bunlar abla kendi başına gelmiş. Bir insan evin önü alır mı? Bir insan evin önü alır mı? Orada millet bak. Yok bu benim evin önü değil. Neden bağırıyorsun ya? Neden bağırıyorsun? Bu benim evin önü değil. Bağırmadan konuş. Bu resimleri de çekin. Bir de bana evin önü değil. Bekle bir saniye bize bir söyle. Dön o fotoğrafa bak. Orası neresi bana söyle. Ama sizin evin önü değil. Bir insan evin önü çeker mi? Çekemez. Tamam sen bana sorularımı yetiştirir misin? Neresi orası? Bir dakika karışma lütfen. Evimizin önü değil orası ya. Kızım burası. Bir dakika ne olur rica ediyorum. Bakar mısın? Bu fotoğraf nerede çekildi? Bana ya abla bizi aldı. Ben vallahi bilmem. Orayı daha iyi hayatımda ne? Ben bir şey söyleyeceğim. Sen bu fotoğraf adam sana böyle sarılmış. Ya abla gece. Bak yemin ederim. Zorla. Tamam. Zorla bana şunu söyle. Gece fotoğraf çekilmiş. Fotoğraf büyüdürseniz ben yeri ayıkırım. Diyelim ki zorla. Peki sen burada sizi nereye bir mekana mı götürdü? Mekan değil ya bizim o. Nereye götürdü adam bilmiyorum sizi? Bilmiyorum abla bak. Oraya daha görmedim. Bağırma. Adam bağırma. Ben seni anlıyorum. Ben sana da inanmak istiyorum. Adam seni nereye götürdü? Ya abla bilmiyorum. Bak arka park tarafta. Gibi bir yerdi. Park gibi bir yerdi. Park değil burası. Sanki bir eğlence mekanının önü. Yok abla hayır. Ben öyle. Bizim orada zaten pavyon bar falan yok yok. Park değil burası. Şehir ya. Ya. Burası bizim park değil. Küçük ilçe ya. Yok bizim orada öyle bir yer yok. Yok ya bar falan yok ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen böyle adamla beraber dışarı çıktın ya. Annene ne söylüyordun? Ya annem bugün evde yoktu ama bak telefonu tamam. Arıyor. Bir şey... 15 kere annen nerede? Gece annen nerede? Annem cenazeye gittiler cenaze. İşten geldik saat 4 mü 5 hangi mi? Hangi cenaze? Cenaze mi var ya? 4 mü 5 kızı mi? Kızı kaçırdığında da annen cenazeden dönmüş. Yok bu... hastaneden geldim ablam hastaneden... o zaman yalan söyledim. Peki burada kimin cenazesindeydi annen? Ha söyle bakayım annen hatırlayacağım. Kardeş öldü. Kardeşin cenazesine gitti. Allah rahmet eylesin. Sağ ol ablam Allah razı olsun. Peki kardeşindeyken yani cenazeye gittiğinde dayın vefat ediyor senin. Evet. Tamam. Sen niye annene gitmedin? Dayın vefat etmiş. Ya işten geldik. Okula üstümüz, gidiyorlardı diye götürmedim ablam. Peki. Üstümüz bas, pislik bastı. Okulda sizin telefonunuz yok. Götürmedim annen, okula. Seni anne, bir dakika annen hangi telefondan seni aradı? Ya telefon evdeydi evde götürmedi. Bir şey olur. Telefonu başını... eve bırakıyordum böyle gittim. Peki tamam peki. Senin adam burada alo ne dedi? Ya telefon açıyor diyor. Ben 15 kere çağırıyor. Ben arıyor kapatıyorum. Sonra açtım. Sen bize ne istiyorsun? Bak kardeşim de yanındaydı. Kaybolan Hatice de yanındaydı.
Ya Hatice zaten böyle şu hüngür hüngür ağlıyordu. O zaman gelme, ben aşağı indim. Sen bize ne istiyorsun dedim. Arabaya koydu. Yani tamam. Arabaya attı, koydu. Benim... Bak bir şey söyleyeyim mi? Bak yerine otur, yerine otur, yerine otur. Ayşe sen de yerine otur. Bağırmayın ki ben bak bütün sizi hatalarınız olmuş. Suçlamıyoruz ama. Bak suçlamıyoruz. Ve bizim amacımız zaten Hatice'ye ulaşmak. Doğru, tamam mı? Şimdi Ahmet'in kimi arkadaşlar? Kardeşi. İsmini öğrenebilir miyim? Doğru söylemiyorum. Süleyman Bey telefon hattında. Süleyman Bey bir sakin olun, soracağım biliyorlar mı bilmiyorum. Süleyman Bey merhabalar. Doğru olur. Merhabalar Didem Hanım. Şu an sizi izliyorum. Evet ben de sizi duyuyorum. Televizyon sesi açıksa kısarsanız eko yapmaz. Sağlıklı iletişim kurarız. Ben kıstım şu an. Teşekkür ederim Süleyman Bey. Süleyman Bey Ahmet Yıldız'ın kardeşi misiniz? Hayır Ahmet Yıldız'ın değil. Kimin? Ramazan Yıldız'ın kardeşiyim. En ufak kardeşim. Ha, Ramazan derken bizim... Ben de evet, Ramazan şu an yayındaki Ramazan Yıldız'ın. Anladım. Peki. Bizimkiler o zaman yanlış anladılar herhalde. Şimdi, evet. Evet. Peki bana şunu söyler misiniz? Siz kimin yalan söylediğini, birinin yalan söylediğini düşünüyorsunuz? Evet yalan söylüyorum. Şu andaki o Ahmet'in kızı var ya Urfa'dan canlı yayına bağlandı ya şu an konuşuyorsunuz. Ne? Siz nerede yaşıyorsunuz Süleyman Bey? Ben şu an Adana'da yaşıyorum. Adana'da yaşıyorsunuz. Ben de İmamoğlu'nda oturuyordum. Doğdum, büyüdüm. Siz Ahmet'i tanıyor musunuz, Ahmet Yıldız'ı? Ahmet Yıldız'ı abim çok iyi tanır. Hayır, sen tanıyor musun Süleyman? Ben tanımıyorum. Bu da ilk defa gördüm televizyonda. Tamam şöyle yapalım. Sen arkadaşların bilgileri senden alsın. Çünkü bana dediler ki Ahmet'in kardeşi. Ahmet'in evet bir yanlış anlaşılma olmuş. Ramazan buradayken zaten birinci ağız var. Ama destek vermişsin anladığım kadarıyla. Sesini duymuş olduk, tanışmış olduk. Ama ben şu anda aslında Ahmet Yıldız'ın şeyleriyle, kardeşleriyle konuşmak istiyorum. Onlar şu anda kendilerini kapatıyorlar. Aslı bana şunu söyler misin? Peki şu anda baban tarla gezdiriyor. 16 yaşındaki bir kız çocuğunu. Duyuyor musun Aslı'cığım? Duyuyor musun Aslı? Evet baba duyuyor. Tamam peki tatlım. Şimdi annesi hatalar yapmış olabilir. Ümmü hatalar yapmış olabilir. Onlar hatalar yaptı. Yani 55 yaşındaki bir adamı kandıracak halleri yok. Doğru mu kızım? Evet. Tamam. Şimdi İkisi de hata yaptı diyelim. Sizin evinize geldiler gittiler. Baban niye kendi iradesine sahip çıkmadı da 15 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar ediyor onların iddiasına göre. Ve kız çocuğunu 15 yaşında, olay işlendiğinde 15 yaşında. Hiçbir şekilde rıza, hiçbir şekilde aranmaz. Neden kaçırıyor böyle tarla orada burada çalıştırıyor senin baban? Ve hamile olduğu iddiası da var. Söyler misin Aslı'cığım? Hamile olduğunu bilmem. Haberim yok da abla. Bilmiyorum. Amcan söyledi bize. Hamileymiş. Sen de dün hamile olduğunu duydum dedim bize. Bilmiyorum abla. Haberim yok. Biz hiç konuşmadığımız için haberimiz yok. Dün ama bizim yayınlarda mı hamile olduğu iddiasını biz gündeme getirince bizim yayınlardan mı öğrendi? Evet abla. Sen babana kızgın değil misin peki? Tabii ki de kızgınım ama öyle bir şey yaptı. Doğru değil de bilmiyorum artık. Bu arada işte. Annen ama senin. Annen böyle senin, bir hata yaptığını biz de bilmiyoruz. Annen senin yani senin annen Hatice'nin hamile olduğunu biliyormuş. Evet. Sen nasıl bilmiyorsun? Annem nereden bilsin ki? Annem de görüşmediği için annem de bilmiyor. Hı. Hayır şöyle biz annenle konuştuk. Bizim muhabirimiz Abdullah Deniz kendisiyle konuştu. Murat'tan önce Abdullah oradaydı. Ve annenle konuştular. Annen şu anda hamile, Hatice için hamile olduğunu söyledi. Annen biliyorsa sen... Televizyondan öğrenmiştir oğlum çünkü biz hiç görüşmediğimiz hayır, için. Hayır. Televizyonda biz onu televizyonda söylemedik. Biz onu annenden duyduk. Annenden duyunca da biz ekranlarda ondan sonra dile getirdik. Hayır kızım. Biz onu annenden duyduktan sonra bu iddiayı öyle gündeme getirdik. Yok biz... abla annem de bilmiyor. Hayır annen hatta kayıtlarda da var. Biz kendisiyle röportaj yaptığımız sırada da kayıtlarda annenin ses kaydı da var. Yani annen Hatice'nin hamile olduğunu annem bize söyledi. Biz de o yüzden ekranda öyle söyledik. Annem nereden bilsin ki? Annem görüşmediği için annem de bilmiyor. Annen aksine şeyi uyarmış. Yani ikinci eşi daha doğrusu uyarmış. Ayşe'yi uyarmış. Kim? Babanın sözde ikinci eşi. Evet. Sözde ikinci eşi Ayşe'yi uyarmış. Evet.
Bu adamdan uzak durun demiş. Uzak dur demedi. Kızlara dedi telefonu vermedi. Ayşe abla dedi bana Ansel. Sana öyle demiş. He. Ona da demiş ki bak demiş burada kızlar yani uygunsuz fotoğraflar var. Bu adamdan uzak durun dedi, dedi demedi dedi, mi? Dedi abla. Tamam. Bana söylemiyorum Allah'ım ben. Allah'ım yarabbim. Demiş yani. Duydun mu? Falan yok abla. O uydurma. Daha önce kız kaçırdı mı? Önlü yalan söylüyor. Senin baban daha önce kız kaçırdı mı? Başka kızları da kaçırdı mı? Yok abla. Ha? İkinci eşini çok özür dilerim ama kaçırmadı. İkinci eşini kaçırmadı mı zaten? O kaç yaşındaydı kaçırdığında baban? Tam onu kaçırdı işte. Kaç yaşındaydı o? Yaşını bilmiyorum abla. Şu anda kaç yaşında? O zaman 26 yaşındaydı o zaman kaçırdığında. 26 yaşındaydı. İyi bir şey mi yaptı baban Aslı? He. Senin kocan şimdi yok abla ya, bir şey yaptı demiyorum. Tam da bu hacca da 15 yaşında kız. Ha. O da kaçmasaydı babam zorla götüremezdi. Ya zorla götürdü evde akşam zorla. Akşam çantasını Ayşe ablanın yanında çantasını hazırlıyormuş. Aa. Allah yalana bak yalana yalana. Çantasını hazırlıyor kız abla, şey diyor bu. Ayşe abla nasıl şey etmiyor. Ne arıyor lan ayakkabı çantasında götürmemiş mi ya? Çantasını anası nerede ben kattım ablam ben uyumuş kalmışım yalan söylemem bunu kız. Allah niye yalan söylüyorsun Aslı ben ne çantası hazırlamışım ne çantası önemli katmışım. Önemli bir şey söyledi şu anda Aslı daha önemli bir şey söyledi. Aslı ne oldu? Aslıcığım sen Ayşe'nin Hatice'nin çantasını hazırladığını nereden biliyorsun? Ya nereden biliyorsun? Söylesin o zaman. Nereden biliyorsun? Hazırlamış biliyor Ayşe abla değil. Bak. Nereden biliyorsun? Aslı ben hastaneden geldim. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Ben çanta kattım. Sana kim dedi o zaman? Hadi ben kattım. O zaman ben kattım. Nereden kimlik biliyorsun? Kimlik sendeymiş. Hiç demedin mi kızım sen kimliği ne yapacaksın? Kimlikle ne işin var demedin mi sana gün? Kız anam uyumuşum. Harbarmak çek katını almış gitmiş. Ne yalan kimliği, söylüyorsun Aslı? Biliyor kimliği, gibi yalan söyleme Aslı. Kimliği Ayşe mi vermiş? Bak. Kimliği Ayşe mi vermiş? Ayşe vermiş. Bak yalan abla. Söylüyor Allah. Yalan ya, söyleme Ayşe vermezse kız ne alacak kimliği? Sen uyuyorsun ya biliyorsun cüzdanım ya. Cüzdanımın içinde çek katın üstüne koydum yalan söyleme bunu Aslı ben nerede çocuğuma kimlik verdim ne çanta kattım Aslı sen sana bunu hem sana kim dedi Aslı kim dedi kim dedi neyi yalan söylüyorsun Aslı sen sen de yuvan çorun çocuğu olacak Aslı Allah'ını yapayım birbirinize. Abla ben katmadım İdem abla vallahi. Sen kim yalan aldı acaba böyle yalan konuşacak olursa sen yuvan da aldı zaten ben tamam, yuvan niye dalacakmıştım. Tamam çek katın üstüne koydum uyumuşum ben cüzdanım. Normalde nerede duruyordu çocuğun kimliği? Ben devamlı cüzdanıma koyarım evvelden beri. Cüzdanla mı uyuyorsun? Yok cüzdanıma çıkarım çarların üstüne geldim hastaneden çek katın üstüne koydum. Senin uykun o kadar ağır mı Hatice? Abla uyumuşlanmışım yoldan bak, söylemişim. O gün yalan ilaçlar vermişler ağır ilaç ağır. Kim ağır ilaç vermiş? Anneme vermişti serum falan ilaç da vermiş. Tamam peki dur neyi tamam bir dakika ya, bir saniye ya. Diyelim abi, ki anne. Neyi kattım ya neyi çantaladım ya. Anne ağır, durun da annen ağır ilaçlar almış. Anam yuvarlı olacak git al. Ya Ayşe bir sus ya. Ya soru sorayım bir merak ediyorum bir dakika sus. Diyelim ki annen ağır ilaç almış kızım. Peki sen de mi ağır ilaçlar aldın? Ya abla valla ben o gittik getirdik annem o şeyden o otobüs durağından annemi aldık getirdik eve getirdik. Yani ben eve geldim yemek yaptım. Ben okuldan geldim yorgunum yemek yaptım yemek yaptım evi topladım evi temizledim. Ne yoruldum ben. Biz yalan söylüyor ya. Dedim, ne çantası kattım ne şeyi kattım. Ben uyumuş kalmışım yemeğe değil sıfa tıklanmışım. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Yani şunu mu yani şunu aslında Ramazan Bey'in söylediğini Aslı da söylemeye çalışıyor da. Şunu söylüyor. Yani çok korkunç bir şeyden bahsediyor da. Ya peki senin baban çocuğu istismar etmiş. Neden yalan söylüyor? Bir dakika. Ay abla. Onu da yalanlasınlar. Onu da yalanlasın. Doğru mu peki? Doğru. Benim kardeşim eve ağlaya ağlaya geldi. Perişan bir haldeydi. Ağlaya ağlaya geldi evde. Ben o gün okula gitmedim. Hastaydım. Öğretmen aramış. Bu Ümraziye okula gelmemiş demiş. Otur o zaman. Tam detayı konuşmayalım. Bana şunu söyler misin? Şunu söylüyor daha doğrusu Aslı. Senin baban Hatice'yi istismar ediyor. Onu da yalanla. Hadi onu da adama falan annene babana söyleseydin o zaman. Doğru. Ya kardeşimi tehdit etti. Kardeşinle, niye kardeşinle. Sen? Ya kardeşimi tehdit etti ya. Bunu söylerim dedi. Herkese söylerim dedi. Herkese. Ben şimdi annemi ben böyle bir yalan söyleme ya. Keşke birine söyleseydin. Sen babamda her gün her gece dondurma tatlıcıya falan gitmiyor muydun? Ya yalan söyleme ya. Çık attın diyeyim ama. Çık attın diyeyim ama. Yalan söylemiyorum ben. Yalan söyleme. Gitmiyorlardı. Yalan söylüyorlar. Çekildiğinizde haklı değil misiniz? Abla annen de var evde. Çocuklar yalan. Nereye
Bir dakika dedi ki abla, ya bağırmayın, ne olur bağırmayın ya. Ya Allah aşkına ya. Ben bağırdım, yok yalan söyledi. Gitmedi. Çocuklar her gece dedi. Her gece. Yok abla yalan söylüyor. Her gece dondurmacıya. Yok çocuklar evde, ben de evdeydim. Yalan söylüyorlar. Bir susar mısınız lütfen? Yalan söylüyorlar. Her gece dondurmacıya, tatlıcıya gittiğini nereden biliyorsun Aslı? Tam imamında kamera yok mu ya? Kameralara bakın o zaman. Sen nereden biliyorsun canım benim Aslıcığım? Nereden biliyorsun bunu? Yalan söylüyor. O zaman abla ben daha evli değildim. Bekardım o zaman. Her şeyi biliyordum o zaman. Ha biliyordun. Sen ne de gidiyor muydun? Şu abla? Sen de beraber bir dakika bir dakika. Sen de beraber babanla beraber kızlarla beraber. Gitme gitmesi biz evdeydik. Seni ha sizleri götürmüyor dondurmacıya onları götürüyor. Yalan söylüyor baba ya yalan söylüyor. Yok abla. Aynen onları götürüyordu. Yalan söylüyor. Bir dakika. Kızlar bir yere gitme. Ya, Ayşe'cim, yalan söylüyorlar. Ne zaman yapıyordu? Yo, o yalan söylüyor. Kızı kaçırmadan ne kadar süre önce yapıyordu? Ne oldu? Yalan söylüyor abla yemin ederim yalan söylüyor ya. Ya bu ne ben niye kardeşim ben nereye gitmişim dondurmayı taklayacağım ya. Bir şey söyleyeceğim. Akşam bir yere gitmedir abla onda yalan söylüyorlar. Bir dakika bir dakika. Yok. Sizi bir dakika sizi böyle para verip kandırıyor muydu? Para ne? Para veriyor muydu size? Yok abla ben o parasını daha hayatımda yemedim ya. Kendi paramı annemin verdi benim çalıştığım param ya. Peki bir şey söyleyeceğim bir şey soracağım. Peki bu istismar senin ikizine ne zamandan beri istismar ediyordu? İsmi zaten değil. Ya, ya detay söyle bak sen benim ne demek istediğimi anladın. Hatice'nin eve geldiğini söylüyor. He, ya o ne zamandan beri devam ediyordu? Ya ben okula gitmedim bir gün. O ya, bana... Hayır ya bak bir şey soracağım. Bir aydır, iki aydır, üç aydır devam ediyor muydu bu iş? Abla bir iki ay oldu işte. Biz iki ay çalıştık dedim abla iki ay.